Merhaba sevgili arkadaşlar. Şimdi sizinle birkaç yeni komut daha öğreneceğiz. Bunun için yine idle'ı açacağım. Şöyle yapalım. Ee, mesela ben şöyle bir cümle kurmak istiyorum. Cümle. Bir değişken yapacağım cümle. Bugün, pardon hepsini küçük harf yapacağım arkadaşlar. Bugün e, kendimi iyi, iyi demeyelim. Hmm, Sağlıklı hissediyorum cümlesini kurdum. Şimdi arkadaşlar iki tane komutumuz var. Cümlemiz bu. Hepsi küçük harflerden oluşuyor. Cümle nokta title pardon kapitalize dediğinizde en baştaki harfin büyük olduğunu görebilirsiniz. Kapital e, o en baştaki harfi büyütüyor. E, baş harf kısmını büyütüyor. Eee. Bir de şöyle bir komutumuz var. Cümle nokta title. Bu ise her kelimenin baş harfini büyütüyor. İkisi arasında böyle bir fark var. Şimdi ben bunları yazacağım buraya ki size de gönderebileyim. Şimdi cümlem, cümlem bu. Evet cümlem bu. Ee, cümle nokta kapitalize dediğimde ilk harfi büyütür. Gazete yazıları gibi düşünün. Cümle nokta title dediğimde ise her kelimenin ilk harfini büyütür. Bu da manşet gazete manşetlerine benzer. Print diyerek bunu ekranda gösterebilirim. Ee, i̇şimize yarayan bir özelliktir arkadaşlar. Ben bu çalışmayı ee, şöyle kaydedeceğim. Kapitalize. Tam düzgün yazamasam da deneyelim. Evet çalışıyor. Ee, biri baş harfleri büyütüyor öbürü diğerlerini. Ama şimdi asıl size göstermek istediğim şey bu çalışmayı kapatıyorum. Ee, bence çok daha önemli bir ve daha kullanışlı bir şeyden bahsedeceğim. 3 komut daha öğreneceksiniz. Hatta bunu bazı yerlerde kullandık. Hatta programını yazalım bence. Şöyle daha iyi olur. Şimdi takım değişkenimiz işte Galata Saray'dı. Arkadaşlar bu bizim değişkenimiz. Ben bunun kaç harften oluştuğunu öğrenmek istiyorum. Bunun için şöyle bir komut var. Uzunluk diyeyim. Uzunluk diyeyim. len takım derseniz takımın uzunluğunu size söyler. Yani kaç harften, kaç karakterden oluşuyor. Bunu da ekrana yazdırayım. Print uzunluk hatta açıklama da yazayım. Takım takım uzunluk tane karakterden oluşur. Doğru mu yazdım. Bir denemek istiyorum bunu. Hatta buna da şey diyelim masaüstü Python dersleri. Buna da char, hmm. len, count. Evet, ona geçeceğim. Bakalım. Evet, Galatasaray 11 tane karakterden oluşuyor. Burada len çok önemli ve her dilde olan bir fonksiyon. Şimdi başka bir fonksiyona daha geçeceğim. O da şu. Count fonksiyonu. Ee, arkadaşlar kullanımı çok kolay. Mesela buna da adet diyeyim. Takim nokta count a dediğinizde takımın içerisinde kaç adet a var anlamı taşıyor. Şimdi onu da şöyle yazacağım. Şöyle size göstereyim. Takım içinde adet tane A harfi var. A harfini de ben vermiş olayım. Bir görelim. Evet, Galatasaray içinde 5 tane A harfi varmış arkadaşlar. Count da sayıyor. Arkadaşlar count çok kullanışlı bir şey. Mesela nerede kullanabiliriz? bir mail adresi doğrulayacağız. Birazdan bunu örnekleriz. Her mail adresinde et işaretine ihtiyacımız var. Eğer içinde et işareti geçmiyorsa o mail adresi zaten kafadan geçersizdir. Doğru mu? Birazdan onu uygulayacağım. Bir örnek daha yapalım. Bir de, bir komut daha. O da indeks komutu. Burada çok işimize yaramayacak ama yine de göstermek istiyorum. İndeks takım indeks A A harfinin ilk geçtiği yeri söyler bize arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Şöyle göstereyim. A harfi ilk kez bir numarada yer alırmış. Doğru mu söylüyor? Evet. Sıfır, bir. A burada yer alıyormuş. İndeks de bunun için kullanılıyor. Şöyle yazalım. A harfi ilk olarak Numarada yer alır diyelim. İndeks de bu iş yeri. Bir görelim. Evet. Aa bir, bir numarada yer alır. Oldu. Ee, bunu anlıyoruz herhalde. Buralarda bir sorun yok. Biri uzunluğu bir tanesi kaç adet bulunduğunu gösterir. Hadi şimdi sizinle bir mail adresinin doğruluğunu kon. doğruluk demeyelim de. Bunun tabii başka kriterleri var. Mesela içinde et geçiyor mu? Onu bir deneyelim. Şöyle yapalım. Ben bir mail değişkeni yapacağım. Mail. Mail'im. Benim mail adresim şu arkadaşlar. At gmail.com Şimdi burada neyi kontrol etmemiz lazım? Bence şunu kontrol etmemiz lazım. Bir, et harfi geçiyor mu? Et geçiyor mu? İki, noktaların sayısı. Yani bu çok önemli. Hadi bunu bir yorumlayalım. Ee, ne diyelim? Et sayısı, sayısı eşittir mailim nokta count et bir de nokta sayısı hatta bu bu et sayısını at diye yazsam herhalde olur anlarız nokta sayısı da eşittir mailim nokta count nokta şimdi eğer at sayısı yani et sayısı Eşit eşit bir yani bir tane varsa ve nokta sayısı sayısı büyüktür birse ne demek istiyorum? Mesela benim mail adresimde bir tane var ama e, Mersin Üniversitesi'ndeki mail adresinde nokta Mersin EduTR. Aslında onu yazsam daha doğru olur arkadaşlar. Şöyle yapalım Mersin Edu.tr iki tane var burada. Dolayısıyla en az bir tane olması gerekiyor. Büyük eşittir bir dersem sanırım şimdilik bir doğruluk kontrolü sağlarım. Eğer böyleyse print teknik olarak doğru görünüyor. Diyelim. Değilse print hatalı mail adresi diyelim. Bir denemek istiyorum bunu. Teknik olarak doğru görünüyor dedi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ee, yani bu da bizim bir mail adresi örneğimiz olsun. Mesela mailim gmail.com olsaydı da muhtemelen teknik olarak doğru görünüyor diyecekti. Ama mesela ben burada et yerine q koymuş olsaydım hatalı mail adresi diyecekti. Ya da et doğru da noktayı unutsaydım yine hatalı mail adresi diyecekti. Dolayısıyla bu önemli bir mail kontrolü örneği olsun. Mail kontrol kontrol örneği olsun. Bu benim mail adresim. Burada et işareti sayısı. Burada nokta işareti sayısını alıyorum. Ve kuralı oluşturuyorum arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.